yürüyüşe başlıyoruz. Saat sabah 4.45. Güzel bir faaliyet olsun. Bugün hedefimiz dinlenme kayasından geçip Emler Zirve yapıp oradan da Yedigöller'e çıkmak. Ve Yedigöller'de kamp yapacağız. Mehmet Şenol abi katırla yüklerimizi taşıyacak. Rahat bir yürüyüş yapacağız. Yükseğe uyum sağlamada bir sorun çıkmazsa her şey çok güzel olacak. Bu yıl Türkistan'a gidemeyince bu yıl bol bol dağ videosu çekip atacağım. Biliyorsunuz bende dağcılık da var. Aladağlardayız. Karayalak, Emler Zirve, 3723 rakımlı Emler Zirve ve Yedigöller rotasını yürüyoruz. Bugün kampımızı Yedigöller'de yapacağız. Niyetimiz erken varıp göllerde yüzmek. Çünkü akşamları çok soğuk oluyor, yüzülmüyor. Çok güzel. Hava güzel. Rüzgar yok. Rampaların haricinde her şey çok 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 yerinde ve yolunda. Çarşak güzel mi? Çıkış. Çarşaklar biraz yoruyor. Ama zirve hepsini dinlendirecek. İnşallah. Evet. 4.45'te başlamış olduğumuz Emler Zirve yürüyüşü güneşin doğumuyla devam ediyor. Dün Karayalık'a Mehmet Şenol'un kamp alanına geldik. Orada sevgili dostlarımızla karşılaştık. Çok güzel sürprizler oldu. Sokulu Pınar'da yine dostlarımızı gördük. Davin'in orada yine dostlarımız vardı. Çok güzel bir duygu. Ve bu karşılaştığımız dostlarımızla hiçbir zaman şehirlerde görüşmüyoruz. Hep dağlarda karşılaşıyoruz. Ya da birlikte etkinlikler yapıyoruz. Evet. Vadi tabanları kar dolu hala. Önümüzde harika bir kule. Az önce dağ keçileri hemen önümdeydi. Ama kaybolmuşlar. Bakalım tekrar çıkarlar mı? Evet, kahvaltı molası. Saat 7.15 geçiyor ve kahvaltı molasındayız. Az önce geyikler şu yamaçtan koşarak yukarı çıktılar. İnanılmazdı. Aladağlar. Dağcıların cenneti. Karayalak Vadisi'ndeyiz. Evet, şu istikamette devam edeceğiz. Kahvaltı yapmak için böyle bir karaltı bulduk. Çok rüzgar var. Üşüdük çünkü. Günün ilk ışığını görüyoruz. Güneş çıkar çıkmaz yakmaya başlıyor. Aşağıda donuyorduk. Şimdi
ısınmaya başladık. Aşağıdan 4 tane dağcı daha geliyor. Yürüyüp geldiğimiz patika aşağılarda. Abi güneşin tadını çıkar. Güneşi gördük. Güzel. Eznevit'in altındayız. Dönüşte de Eznevit Karasay yapacağız. Hemen şu arkamdaki iki zirve. Ama şu an şu vadinin içerisinden giderek arka taraftaki Emler Zirve'ye ulaşacağız. Ali abi geliyor. Ben de şu an dinlenme taşına ulaşmak üzereyim. Eznevit Karasay'dan gelen ya da buradan Eznevit Karasay'a çıkanların rotası karşımızda patika gözüküyor. Dönüşte de o yoldan ineceğiz, o patikadan. Ama şu vadinin içinden devam edeceğiz şimdi. Emler zirve beline 15 dakika kaldı. Ondan sonra işimiz bayağı kolay çünkü hep inişe geçeceğiz. Yedi göllere kadar iniş parkuru var. Arkamda Eznevit ve Karasay zirveleri. Yarın veya öbür gün dönüşte de o zirveleri yapacağız. Evet, üzerinde bulunduğum kayalığın altından kocaman bir ırmak akıyor. Sesini dinleyin. Evet, çelik buydurana ulaşıyoruz. Burası çelik buyduran kamp alanı. 3 tane çadır var. Buradan da Emler Zirve'yi yapıp 4 çadır var. Emler Zirve'yi yapıp 7 göllere doğru devam edeceğiz. Çelik buydurandan Emler Zirve'ye doğru yürüyoruz. Yürüyüp geldiğimiz yamaçlar arkamızda kaldı. Karasay ve Eznevit zirvelere giden patika geçit kapı bölümü. Oh. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, işte 12 ya da 15 tane çadır kuracak yer var. Çelik buydurandan Emler'e doğru yöneldik iyice. Kamp alanı aşağılarda kaldı biraz. Çıkıyoruz. Güzel bir tırmanış oluyor. Zahmetli ama güzel. Önümüzde Kızılkaya zirve. Ali abi yavaştan geliyor. Yedi göller tarafı İyice açıldı ve en uzakta da vay vay görünüyor. Vay vay zirvesi. Önde de bizden bağımsız tek bir dağcı çıkıyor. Bu çiçeği de bir tek Aladağlar'da gördüm. Çok güzel bir çiçek. Zirveye ayak basmak üzereyim. 3723. Evet, işte buradayım. Emler Zirve'deyim. Aşağıda sabah yürüyüp geldiğimiz patika görünüyor. Karayalak Vadisi. Boylu boyunca işte buradayım. Harika bir duygu. Dünyanın en güzel bayrağıyla birlikte. Aladağlar, Emler Zirve, 3723 metre.
Evet, karşımızda Alaca. Kaldı zirvesi. Kızılkaya zirvesi. Piramit olanlar H1, H2 zirveleri. Direk Kaya. Burada MTA zirvesi. Arkada Sema Tepe. Ve şurada da Yedi Göller var. Göller buradan görünüyor. Arkamızda da. Tebrikler. Arkadaş. Harika. Ben de tebrik ediyorum. Evet, şu an Deniz de beni aşağıdan güzel telsizle aradı. Demir kazık karşımızda. Evet. Harika. Evet. Bayram sonu da kısmetse oraya geleceğiz. Küçük bir grup, hem büyük demir kazık hem küçük demir kazık yapmak için. İşte harika, muhteşem. Demir kazık boylu boyunca önümüzde. Yarınki planımız da MTA zirvesi ve Sema Tepe zirvesi yapmak. Çünkü bugün aşağıda Yedi Göller'de kalacağız. Yedi Göller'de kaldıktan sonra o iki zirveyi yapalım. Ertesi gün dönerken de Karasay Eznevit'i yapalım diye planımızı yapıyoruz. Şu Karasay, pardon, evet, tam bir seçemiyorum. Karasay ve Eznevit şu arada. Aşağıdan katırlar geliyor. Muhtemelen bizim eşyalar da orada. Aladağlar. Aladağların zirvesi. Çok güzel duygu bunlar. Görüşmek üzere. Anlaşıldı, tamam. Görüşürüz. Hocam da Ankara'dan. Dağcı arkadaşımız. Evet, evet. İsim? Evet, Taner Çakıcı. Sevgiler, saygılar herkese. Zirvedeyiz arkadaşlar. Evet. Mutluyuz, heyecanlıyız. Çok güzel, güzel bir şey, evet. Tokalaşamıyoruz. Böyle tebrik ediyoruz zatımıza. Evet, evet. Böyle tebrik ediyoruz. Yapacak evet bir şey yok. Evet. Bugünler böyle geçecek. Evet, inşallah. Gel misin ya? Ya var ya, ben sana ne diyeyim ya? Ben sana... İyi ki beklemişiz, basıp gidiyorduk. Arkadaki de Cemil Orhan abi mi? Evet, evet. Dadından abi, yenmez. Sana geliyorum dedim. Hiç haberin yok geleceğimden. Ay, hadi kardeşim. Ya şortumuz su yüksek bu. Yok. He, öyle mi? Vallahi harikasınız ya. Zirve de profesyonelleriniz resim. Öyle mi? Ama ya şortumuz yüksek. Benim yaşlarda var birkaç tane. Nereden geliyorlar? Bilmiyorum, soracağız nereden geliyorlar. Katılayım mı dedim, katıl dedin ama sonradan görüşemedik. Ya niye abi demiyorsun? Çekmiyor ki. Aradım da çekmiyordu. Cemil abi de bana demiş ya. Vay benim abim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi ki gelmişiz. İyi ki buradayız. Hey! Konya kimi değil mi bu? Tokalaşacağız mı? Abi şöyle yapalım yine. İyi tamam hadi. Tokalaşalım. Sen gördün, daha iyi oldun. Hocam gel. Ay Cemil abi. Ya valla. Hayranım sana hocam. Eyvallah, eyvallah abi. Gel. Gerçekten merhabalar. Cemil. Şöyle bir selfie yapalım. Sarılalım ya, boş ver gel. Yap gel. Daha da korona mı olur ya? Boş ver. Bitirdik koronayı diyor. Daha da bir acıda. Ben de çekeceğim. Emler zirve geride kaldı. Kar parkurlarından kayarak indim buraya kadar. Ali abi biraz gerilerde. Yeri göllere ulaşmak üzereyim. Önümüzde direk taş. Dostlarla dağlarda karşılaşmak bir başka. Dün Soklupınar'a geldik. Marmaris'ten dağcı dostlarımızla karşılaştık. Şimdi burada Aladağların kralı Ramazan Bozkurt kardeşimle karşılaştım. Cemil Orhan abimle karşılaştım. Yeşil Bursa Dağcılığı'nın başkanı Kadir Soyaltın dostumla karşılaştım. Güzel oluyor tabii, heyecan verici. Hani ekip olmasaydı uzun sürerdi muhabbetimiz ama yine bir 15 dakika sohbetimizi yaptık. Çok güzel oldu. Dağlarda böyle dostluklar kuruluyor işte. Dağ dostluğu başka bir şeye benzemez. Aladağlarda bu tip çöküntülere çokça rastlıyoruz. Bu
bunlar bir obruk oluşumu. Ama tam olarak çökememiş. Dibe doğru gidiyor. Bunlardan burada çok var. Sonunda yedi göllere ulaştım. Ama az önce Tamer'den öğrendiğime göre buradaki yaylacılar yoğurt ve süt de satıyorlarmış. Koyun yoğurdu ve koyun sütü. İki güne kadar da kalmaz demişler. Herhalde sağım zamanı bitiyor. Şimdi bir koyun yoğurdu yersem bütün yorgunluğumu unuturum. Evet, önümde direkt taş. Genelde buraya teknik tırmanış yapılıyor. Ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaptırmış olduğu dağ evi. Yedi Göller Dağ Evi. Burası Aladağlar. Bu katırlar umarım bizim eşyaları getirmiştir. Hemen çadırı kurup dinlenmek istiyorum. Yorulduk. Yedi göllerdeki en büyük göllerin olduğu yere doğru iniyorum şimdi yukarıdan. Bu tepede çok az da olsa telefon çekiyormuş. Geldim ve rota kaydımı burada kaydettim. Göllere doğru şimdi iniyorum. Kamp yerimiz de orada. Dağ evi de görünüyor. Şurada. Dağ evi de burada. Çadırlarımız da burada. Göldeki sular inanılmaz soğuk. Ayağımı bile zor yıkadım. Yani burada yüzenlere bravo. Yukarıda eriyen karlar gölün zemininden çıkıyor. Aşağıdan da karşıdaki giderden de aşağıdaki göle akıyor. Şu anda azıcık bir geliri var. Ama içinde de kaynamaları gördüm. Burası Türkiye'deki iyi dağcıların tırmanmış olduğu direk taş. Buradan giden su nereye gidiyormuş? Şimdi göreceğiz. Burada yerin altına giden su aşağıdan tekrar çıkıyor. Suyun sesi. Yedi göllere adını veren küçük göllerden bir tanesi daha. Burada yedi değil, daha fazla göl var. En büyük göl de arkada zaten. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Bugün Karayalak Vadisi'nden çıktık. Çelik Uyduran'dan Emler Zirve yaparak yedi göllere geldik. Saat 2 gibi yedi göllere ulaşmıştık. Çok erken geldik. Aslında yorulduk da ama yarın da kısmetse karşıdaki görünen büyük zirveye Koca Sarpa ve
yan taraftaki kızıl topraklı yere, Sema Tepe'ye zirve yapacağım. Muhtemelen tek başına olacağım yarın. Rotalar belirgin. Ama gene de indirmek gerekiyor. Yedi göllere adını veren göllerin en büyüğüne doğru gidiyorum şu anda. Bunlar kar suları. O yüzden çok soğuk. O yüzden yüzmek gerçekten bir sağlam adam işi yani. Ben de kendimi pek sağlam görmüyorum galiba ki. Orada da yüzecek cesaret bende yok. Bu göl kurumuyor. 365 gün bu göl burada duruyor. Derinliği de epeyce var. Kaç demişlerdi? 25 bin demişlerdi ne? Direkt taşla birlikte çok güzel bir göl. Evet. Aşağıda da iki tane dağcı var, yürüyüşçü. Oraya doğru gideyim. Orada da dört tane çadır var.